Merhabalar herkese. Bugün videoda yarışçılık bir dersini alacağım sana Mertçü. Evet, başlayalım hiç beklemeden. İlk slide ile başlıyoruz. Yelken tekne yarışlarında genel bilgi vererek başlayayım. Denizde belli bir rota gidilerek, dönülerek, bitirilerek tekneler tarafından yarışılması. Yani çok da anlaşılır bir şey zaten. Şamandıra kavramı önemli ilk önce. Şamandıralar deniz üzerinde görülebilen bir renkte genelde oluyor. Deniz dibine demirlenerek sabitlenen büyük olanlar, çok da büyük olmasına gerek yok. Deniz dibine sabitlenen ve demirle sabitlenen ve deniz üstünde yüzen, görülebilen şeyler, şamandıralar. En önemli özellikleri denizde sabit durmaları aslında bizim için yani belirleyici nokta. Şamandıraların neden kullanıldığını anlatan şey bu. Çünkü deniz üzerinde sabit duran bir şeye ihtiyacımız var yarış rotası belirlemek için. Devam edelim. Start ve finish hatları. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Genelde iki şamandıra konuluyor start ve finish hatlarını belirlemek için. Benim şöyle bir rotamız var, şuraya çizeyim. Şurada bir tane şöyle şamandıra var. Burada bir tane şöyle şamandıra var. Burası start hattı oluyor. İkisinin arası tekneler buradan çıkıyor. Daha sonra burada bir tane olsun. İşte buradan dönüyorlar. Daha sonra aynı hatta bitiriyorlar diyelim. Yani finish hattı farklı bir hat da olabilir. Mesela şuradan farklı bir finish şamandırası konulursa şuradan şöyle bitirilir. Ama aynı da olabiliyorlar. Ve onun dışında benim bu da bir şamandıra. Sonuçta buna da bir isim vermemiz gerekiyor. Bu start hattı, burası finish hattı. Bu da tekne ile bu şamandıraya giderken rüzgar hangi taraftan geliyorsa ona göre isimlendirilen bir şamandıra oluyor. Mesela biz rüzgar buradan geliyor diyelim. Buraya gitmek için Orsa çıkmamız gerekecek. Bu yüzden bu şamandıranın ismi Orsa şamandırası oluyor. Silelim bunları. Kadar diğer slide'da ne varmış? Yarış ilanı ve rota kartı. Yarış ilanı şu sağda gördüğünüz şey. Yarışın kuralları, yarışın gerçekleşeceği tarih, hangi sınıflar için olacağı, tekne sınıflarından bahsediyorum. Bunlardan bahsedeceğim birazdan IRC yazan kısımdan, rating sisteminden. Bunlardan bahsedilen bir kart. Rota kartı ise daha çok görsel şeylerin bulunduğu bir ilan, bir yer, o rota kartı. Bu şemalar yarışta uygulanabilecek alternatif rotaları gösteriyor. Alternatif rotaların hepsi için ayrı bir rota kartı konulabilir. Şimdi ilk önce şöyle bir şeyden bahsedeyim. Yarış rotalarına göre tüm yarışlar ikiye ayrılıyor, iki sınıfa konuluyor. Coğrafya yarışlar ve şamandıra yarışları olmak üzere. Coğrafi yarışlar adı üstünde coğrafi şekiller baz alınarak, onlar dönülerek veya start finish hattı yapılarak yapılan yarışlar. Şamandıra yarışları da bizim daha sonradan, yani bizim dediğim yarışı düzenleyen insanların daha sonra denize attığı şamandıralarla yapılan yarışlar. Önce coğrafi yarışlardan başlayalım. Dediğim gibi coğrafi şekiller kullanılıyor. Coğrafi şekilleri ek olarak denizin üstünde hali hazırda sabit bulunan bir şamandıra kullanılabilir. Yani bizim yarıştan yarışa denize atıp tekrar aldığımız şamandıralar değil de zaten hep orada olan şamandıralar kullanılarak da coğrafya yarışlar yapılabilir. Mesela böyle şamandıralara bir örnek vermek gerekirse Gavzing verilebilir. Belki pratik eğitime gidenler görmüştür veya dönmüştür. PB sıvık şamandırası var bir de hemen de şey işte oralarda. İstanbul Separasyon Şamandırası var. Bunun dışında adalar, burunlar, belli koordinatlar, yani belirlenen koordinatlar falan da dönülebilir veya start finish hattı olarak kullanılabilir. Devam edelim. Bu bir coğrafi yarış rota kartı. Neler bulunur üstünde ona bakalım. Hangi sınıflar için uygulanacağı bulunuyor. Yani üstte gördüğünüz gibi tüm sınıflar için yazıyor. Burada rotanın, hangi alternatif rotanın bu
kart tarafından gösterildiği yazıyor ilk önce. Rota B'ymiş bu. Bir de rota B uygulanacaksa eğer hakem komitesi tarafından basılacak bayrak gösteriliyor. Bu bayrak basılırsa rota B uygulanacak. Başka bir bayrak basılırsa rota A uygulanacak gibi. Daha sonra rotayı yazı şeklinde gösteriyorsun. Burada start trafik operasyon şamandırası iskelede bırakılarak dönülecek ve finish şeklinde gösteriliyor. Ama bu bazen de böyle işte rotanın üstüne çizilerek de yapılıyor. Genelde hatta çizilerek yapılıyor ama çizilerek yapılsa bile bu şekilde yazılıyor. Yani karışık olmasın diye. Daha sonra rotanın mesafesi ve belli bir zaman sınırı konuluyor. Bu zaman sınırının üstüne çıkılırsa bir not finish DNF şeklinde bitirmiş oluyorsunuz yarışı. Evet, burada başka yarış ortasında bir sınırlama varsa o belirleniyor. Öreke taşı ile Fenerbahçe Feneri arasındaki kanaldan geçiş yapılmayacaktır yazıyor mesela burada. Bu rotada böyle bir sınırlama varmış. Ve bazı şamandıraların koordinatı falan da belirliyor. Burada aşağıda separasyon şamandırasının yaklaşık koordinatını vermiş. Bu kadar. Şamandıra bu rota kartı üstünde bulunan şeyler. Burada bir tane daha coğrafya rota kartı verilmiş. Burada daha görsel bir anlatım var. Bayağı şekil üzerinde gösterilmiş rota zaten. Start gördüğünüz gibi şurada moda başlıyor. Burada Digaz'ın şamandırası var. Demin bahsettiğim şamandıra. Digaz'ın ilk önce iskelede bırakıp dönüyoruz. Daha sonra Kınalı Adayı dönüyoruz. Daha sonra burada Büyükada Salı Feneri var. Ama sizi göremiyorsunuz. O da iskelede bırakılarak dönülüyor. Daha sonra Dilek Kayalığı sancakta bırakılacak bir şekilde buradan geçilmek isteniyor. Bu aradan geçmek yasak oluyor yani aslında. Daha sonra tekrar Fenerbahçe Ligazı'nın sancakta bırakılacak bir şekilde dönülüp tekrar Moro'dan bitiriliyor. Şimdi Şamandıra yarışlarına geçelim. Şamandıralar evinde bahsettiğim gibi denizin dibine daha önceden belirlenen noktalara atılmış. Yüzen, yani bağlanmış, denizin dibine bağlanmış yüzen balonlar. Bu yarışlar daha kısa oluyor genelde. Daha kısa rotalar da kullanılıyor. Coğrafya yarışlara göre. Ve Şamandıra çarpımcı arası da 360 derece dönmek. Bir tramla ve bir kavan çarpınca 360 derece dönmüş oluyorsunuz. Şimdi burada Şamandıra yarışları ile ilgili kısa bilgiler var. Genelde 3 tip rota kullanılıyor. Biraz anlatacağım ona. Coğrafi konum, deniz trafiği ve diğer sebeplere göre farklı rotalar tercih edilir. Evet, böyle bunlar da yani bazen de diğer sebeplerden bahsederken şöyle denilebilir, seyir zevki veya yapılan yarışın tipine göre farklı rotalar tercih edilir diyor. Şamandıralara, o şamandıraya ulaşmak için hangi seyirle gitmemiz gerekiyorsa o seyir ismine göre ismiyle adlandırırız. Demin söylemiştim zaten bunu, Orsa şamandırası, Orsa ise ilgili farklı şamandıradır. İki şamandıra arasındaki mesafede kol adı veriliyor. Evet, aynı nasıl Orsa şamandırasını Orsa giderek ulaştığımız için adlandırıyorsak Orsa gittiğimiz kola da Orsa kolu diyoruz. Kupa gittiğimiz kola kolu diyoruz. Eğer iki veya daha fazla şamandıra arasında bir kereden çok gidip geliniyorsa buna tur deniyor. Zaten bu yelken özel bir şey değil. Her şeyde tur deniyor buna her yarışta. Evet, şimdi bu üç rotadan bahsedeceğim. Bunu sosis rotadan başlayalım. Sosis rota bayağı basit zaten, sosise benziyor. Aklımızda kalır ismi. Burada bahsetmek istediğim şey start ve finish hatta böyle ayrı olmayabilir. Start ile finish hatta aynı olabilir ve böyle buradan döndükten sonra yukarı çıkmak yerine burada bitirilebilir. Tekrar buraya girerek. Ama burada start ve finish ayrı vermiş. Öyle diyelim biz de. Burada diyelim ki rüzgar şöyle esiyor olsun. Yani bu taraftan böyle. O zaman biz buradan başlayacağız start burası olduğu için. Daha sonra şöyle düz çıkılmıyor. Buraya rüzgar tam yukarıdan esiyorsa burası Orsa şamandırası ama tabii ki tam olarak rüzgarın yani direkt rüzgarın geldiği açıya gidemeyeceğiniz için şöyle uzun bir rota tercih edilebilir veya daha fazla tramol da atabilirsiniz böyle yani o sizin stratejik taktiğinize bağlı. Buradan Orsa şamandırası dönülüyor, dönerken de tam olarak dikilmiyor yani ne daha yakın olsa da yine kavançalarla
ineceğiz. Daha sonra tekrar Kupa şamandırasına geliniyor. Şamandırasından sonra tekrar Ors'a dönülüyor. Tekrar Kupa geliliyor. Daha sonra bir kere Ors'a çıkılıp finish veriliyor. Tur sıratı gayet basit. Genelde Match Race dediğimiz yarışlarda kullanılıyor. Match Race'in ne olduğundan birazdan bahsedeceğim. Üçgen rota var. Üçgen rota da gördüğünüz gibi ilk önce Ors'a çıktığımızı, yine rüzgarın böyle geldiğimizi farz edersek. Daha sonra Ors'a çıktıktan sonra bir Apaz kolumuz var şöyle. Daha sonra tekrar Apaz kolumuz var. Daha sonra tekrar Ors'a çıkıyoruz ve geri kupa giniyoruz. Bu şamandıranın ismi bir kere Apaz gidiyor, bir kere kupa gidiyor. Ne olacak? Apaz şamandırası mı olacak? Kupa şamandırası mı olacak diye sorabilirsiniz. Genelde ikisini de veriyorlar yani. Böyle bir şeye gidilmiş. Apaz kupa gibi falan söyleniyor. Ama yani kupa da diyebilirsiniz. Çünkü burada zaten bir Apaz şamandırası var. Yani kupa şamandırası olabilir bunun ismi bence. Devam edelim. Bunu da anladığınızı varsayıyorum. Bir de trapez rota var. Centerboard yarışlarında daha çok kullanılıyor. Centerboard küçük tekneler oluyor genelde. Devrilebilen tekneler. Bunu zaten görmüşsünüzdür daha önce eğitimlerde diye düşünüyorum. Buradan ilk önce starttan Orsa şamandırası çıkılıyor bir tane. Daha sonra başka iki şamandıra arasında bir sos rota yapılmaya gidiliyor bir apas kolu vasıtasıyla. Böyle. Bunun yerine ilk kısımda da biraz yani burada ilk önce burayı dönüp burada tur atıldı. Ama şöyle de olabilir. Burada bir tur atılıp iki şamandıra konulması vasıtasıyla daha sonra burada tek bitirilebilir. Çeşitli trapez rotalar var. Evet. Devam edelim. Burada şamandıraları ve kolları adlandırdığımız bir çalışma. Buradan başlanıyor. Start ediliyor. Rüzgar gördüğünüz gibi buradan. Apaz Pupa yazılmış. Demin dediğim gibi yani hem Apaz gidiliyor hem Pupa gidiliyor tura göre bu şamandıraya. Yani bir Apaz şamandırası var zaten. Pupa şamandırası denilebilir bence ama Apaz Pupa denilebilir. Burada orta çıktığımız için orta şamandırası, orta çıkarken gittiğimiz kola orta kolu diyoruz. Apaz kolu, Apaz şamandırası. Apaz indi de burada çünkü. Daha sonra Apaz kolu var, burada bir tane daha. Burada bir tane kupa kolu var, burada Apaz kupa şamandırası. Yapma işte burada. Burada da başlangıç, ilk önce start. Daha sonra birinci şamandıra gidiliyor, bir. Daha sonra ikinci, iki. Daha sonra üç, daha sonra bir, daha sonra üç. Bitiş. Bu şekilde de yazılabilir. Şimdi yarıştıklarına yok. Bir saniye, burada yarış rota kartı varmış. Tamam. Şamandıra yarış rota kartı çok farklı değil. Coğrafi yarış rota kartından. Yine yarış sınıf, hangi yarış sınıfları için uygulanacağı yazıyor. Burada IRC 1, 2, 3, 4 için denmiş. IRC'den bahsedeceğim. Yine bir alternatif rota gösterilmiş. Rotaya ait yarış kartı bu. Ve yine bayrak belirlenmiş. Orada uygulanacaksa basılması gereken. Şamandıraların isimleri var ve yani start finish hatları var. Ondan sonra nasıl gidilmesi, nasıl dönülmesi gerektiği ile ilgili bir şema. Burada bu şemayı anlatan bir yazı. 1-1-A, 2-1-1-A şeklinde yani 1-1-A, 2-1-1-A finish verildiği starttan sonra mesafesi ve zaman sınırı belirlenmiş. Bu. Bazen kısıtlandırma falan varsa o da yazılabilir tabii. Belli bir sıralık varsa hattın üstünde falan. Onu da yazabilirler. Şimdi yarış tiplerine geçelim. Bunu da yarış tiplerini de ikiye ayırıyoruz. Teknelere göre ve katılıma göre olmak üzere. Teknelere göreden başlayalım. İlk yarış tipimiz One Design. Tek Design diye Türkçe'ye çevrilmiş. Çok açık zaten isminden. Bir tip tekneyle yarışılıyor. Yani bir design var herkesin kullandığı. Bu daha çok teknenin kaptanına, kullanan insana bağlı bir yarış. Yani zaten tekne arasında pek bir fark olmadığı için tamamen yeteneği, stratejiyi belirleyen, stratejinin kazanını belirlediği bir yarış tipi.
Yani olimpik yarışlarda kullanılıyor. Finish hattını ilk geçen tekne yarışı kazanır. Yani eğer aralarında teknelerin avantaj farkı yoksa direkt finish hattını ilk geçen tekne kazanıyor. Ama eğer avantaj farkı varsa rating sistemi uygulanıyor. Ondan bahsedeceğim birazdan. Handikap burada demin bahsettiğim şey. Avantaj ve dezavantaj bakımından birbirinden farklı olan tekneler buluyor. Bazı tekneler daha iyi, bazı tekneler daha kötü oluyor. Bu yüzden bunlara bir rating veriliyor. Zamana karşı yarışıyorlar. Kendi bitirdikleri zamanla ratingleri çarpılıyor ve en az zaman, yani sonunda hesaplanan zamanı en az olan tekne yarışı kazanmış oluyor. O yüzden finish hattını ilk geçen tekne birinci olmuyor her zaman. Hatta genelde birinci olmuyor diyebiliriz. Yani finish hattını ilk geçmenin neredeyse hiçbir olayı yok. Rating sisteminden şimdi bahsedelim. Belirli ölçümlerden geçiyor tekneler ve rating belirleniyor bütün tekneler için. Yaygın olarak kullanılan iki rating sistemi var. IRC ve ORC. IRC ve ORC'nin farkı, ORC hava şartlarını, teknik bireylerin ağırlığını dikkate alıyor. Bu tarz şeyleri yani hava sertse eğer ağır tekneler avantajlı oluyor. Hava hafifse eğer hafif tekneler avantajlı oluyor genelde. Bu ORC'de mesela hava hafifse bugün yarış yapıldığı gün hafif teknenin ratingi daha yüksek oluyor. Eğer hava ağırsa yani ağır teknenin ratingi daha yüksek oluyor gibi. Böyle şeyler değişiyor. IRC'de havaya göre belirlenmiyor rating. Direkt hava şartlarından ve teknik insanların ağırlığından bağımsız bir rating var. Tekneler bu değerlere göre yüksekten düşüyor. IRC 1, IRC 2, en başta IRC 0 gibi isim gibi sınıflar ayırıyorlar. Tekne rating değeri büyükse o tekne diğer teknelerden daha avantajlı demek. Çünkü daha sonra bitirdikleri zamanla ratingi çarpıyoruz demiştim. Daha büyük bir ratingle çarpılırsa zamanla daha büyük olur. Bu yüzden avantajlı tekniğin ratinginin daha büyük olması mantıklı. Çünkü o daha erken bitirecek zaten diğer teknelere göre. Büyük ihtimalle. Yani bu yüzden dikiş süresini rating'e çarptığımızda elde ettiğimiz değer önemli. Ne kadar sürede bitirdiğimiz değil aslında. Şimdi teknelere göre olan yarışlara geçelim. Box design, zaten teknelere göre olan yarışlar değil. Box design, farklı sanatçılar tarafından üretilen aynı tip tekneler. Yani şöyle, tekneler birbirine aşırı benzer. Ama farklı tasarımcılar tarafından üretiliyor. Yani aslında çok da büyük bir avantaj farkları yok. Belirli kısıtlamalar dahilinde yapılıyor tasarımları teknelerin. Böyle bir yarış. Genelde dünya çapında yarışlar bu tarz yarışlar oluyor. Mesela Ocean Race, bunun ismi önceden Volvo Ocean Race'ti zaten görüyorsunuz şurada. Ocean Race olmuş sonra. America's Cup gibi yarışlar bu tarz oluyor. Ve serbest tasarım diye bir yarış var. Bu hiç görmezsiniz büyük ihtimalle. Yani bir tane falan yapılmış büyük ihtimalle. The Race o da 2000 yılında düzenlenmiş. Her şey serbest. Yani bayağı aslına bakarsanız absürt bir yarış. Yani ne bileyim yani ben şimdi İzmit'ten İstanbul'a onda çıkacak herkes. İstediğiniz bütün araçları kullanabilirsiniz. İlk gelen kazanır desem. Böyle bir yarış olur yani. Çok da farklı bir şey olmaz. Çok saçma bir yarış bence. Çok da önemli değil zaten. Karşınıza çıkmayacağız. Geçiyorum. Katılıma göre olan yarışlara bakalım. İlk önce grup yarışlarına bakıyoruz. Tek yarış. Sonucun yalnızca bir yarışta belirlendiği bir yarış tipi. Belli zaten isminden. Seri yarış. Birbirini takip eden yarışların sonucunda yapılıyor. Ayak yarışlar var bir de. Şimdi seri yarış ve ayak yarışlar ne karışabiliyor. Burada dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aslında daha uzun bir süreye yayılmış seri yarışlar, ayak yarışlar. Örneğin ayak yarışlar her ayın ilk hafta sonu bir ayak olmak üzere düzenlenebilirlerken seri yarışlar genelde en fazla bir haftaya yayılıyorlar. Yani bir hafta içinde bütün serileri, tüm yarışları yapıp seriyi bitiriyoruz seri yarışta. Ayak yarışlar da ama bayağı yani 3 ay 4 ay süren ayak yarışlar oluyor. Daha fazla oluyor. Kısa mesafe yarışlara bakıyoruz. Mesafelerine göre aslında yapmış olduk burada. Kısa mesafe
İstanbul Gölcük Arası yarışı kısa kesildi video tekrar başlıyorum bu kısmı. Kısa mesafe İstanbul Gölcük Arası bir yarışa deniyor. Mesela yani çok da kısa bir mesafe değil aslında baktığınız zaman. Orta mesafe İstanbul Çeşme Arası bir yarış olabilir. Mesela aşağı yarışı orta mesafe bir yarış sayılabilir. Uzun mesafe örneğin dünyayı dolaşan Ocean'ı sayabiliriz. Yani evet bayağı uzun olması gerekiyor uzun mesafe sayılması için. Yat rallisi diye bir şey var. Bu hiç önemli bir şey değil. Hemen her sınıftan yatın katıldığı farklı yarış etap vesaire oluşan yani bir etkinlik. Çok da yani önemli olduğunu düşünmüyorum. Özel yarışlardan bahsedelim. Match Race. Match Race'de turnuva usulü düzenleniyor yarışlar. En fazla iki tekne aynı anda yarışıyor. Birbirleri arasında eşleşiyorlar ve bir turnuva yapılıyor. Gibi yani bayağı sonra çeyrek final, yarı final, final falan bu şekilde. Team Race'de Match Race'e benziyor ama farkı şu. Yine iki takım yarışıyor aynı anda en fazla ama iki tekne değil bunlar. Mesela 10 tekne var. 5'i bir takım, 5'i bir takım. Bu şekilde yarışılıyor. Daha sonra kazanan takım diğer takımı eliyor. Burada önemli olan fark yani sizin birinci olmanız aslında önemli değil. Takımın genel olarak daha yüksek bir şekilde bitirmesi önemli olan. O yüzden eğer yapabiliyorsanız diğer yani rakiplerin hepsini zor bir duruma sokmak her zaman diğer takım arkadaşlarınızın avantajını olacaktır. Şimdi geçelim yarış kurallarına. Yarış kurallarından tek tek bahsetmeyeceğim. Yarış kurallarından daha detaylı daha sonraki derslerde bahsedilecek zaten. Burada sadece World Sailing tarafından 4 senelik periyotları kapsayacak şekilde düzenlenen bazı kurallara göre yapılıyor yarışlar. Uluslararası Yelken Yarışı Kuralları deniyor bunları da. Bundan bahsedip geçiyorum. Protesto. Protesto nedir? Bir tekne kural ihlali yaptığında yarışta başka bir tekne bunu fark ettiğinde ve sesle bildirdikten sonra diğer tekneye bu tekne yine de kural ihlalinde uygulaması gereken cezayı uygulamıyorsa kırmızı bir bayrak çekiyor diğer bu protestoyu çeken tekne. Daha sonra yine de uygulamıyorsa yarış sonunda bir deklarasyon veriyor. Bir yazı yazıyor. Yarış komitesine, protesto komitesine. Daha sonra yarıştan sonra kura ihlale protesto komitesi önüne çıkarılıyor ve iki taraf da kendini savunuyor falan filan bu şekilde. Kim haksızsa ona göre yarışa sonuç değişiyor veya değişmiyor. Yarış esnasında hatasını kabul edip cezasını uygulayan tekne yarış yerini koruyor, devam ediyor. Yani eğer protesto çekilen tekne aleyhinde karar çıkarsa da bu tekne diskalifiye oluyor yarıştan ya da ekstra puan yani ekstra bir süre ekleniyor üstüne ki daha düşük bir sıralamada bitirsin. Şimdi puanlamaya geçelim. Genelde flip race'lerde yani genel olarak daha fazla teknenin bulunduğu yarışlarda low point scoring system dediğimiz sistem uygulanıyor. Bu bayağı birinciye 1 puan, ikinciye 2 puan, üçüncüye 3 puan veriliyor ve az puanı olan yarışı kazanıyor. Şekilde. Seri yarışlarda ise yani istediği bayağı seri yarışlarda da yapılması gereken şey genel olarak bu yarışların her yarışın puanını toplamak. Ama şöyle şeyler de uygulanıyor bazen. Diyelim ki 6-7 yarışlık bir yarış serisi var. Her teknenin en kötü bitirdiği bir yarışı veya iki yarışı silebiliyorlar. Bu şekilde atmalı dediğimiz sistemlerde oluşmuş oluyor. Şimdi burada kayıt listesine göre start alan tekne sayısından bir fazla puan almak. Ne yaparsanız gerçekleşiyor. Şimdi şöyle, kayıt listesinde diyelim ki 8 tekne var. Yarışa 6 tekne katıldı. Bir tekne yarışı bitiremedi. Yani 180 dakika verilmişti. 185 dakikada bitirdi. Did not finish'i aldı diyelim. Bu tekne normalde sonuncu olacakken yani 6 tekne vardı ya
6. olacakken kayıt listesine göre start alan tekne sayısından bir fazla puan alıyor. Yani 7 puan alıyor. DNF'de böyle bir şey olmuş oluyor. Burada did not start olması gerekiyor. Bunun yanlış yazılmış. DNS, yani yarışa başlayamazsanız, premature starter, erken başlarsanız, disqualification, yani belli bir kural ihlalinden falan dolayı disqualify olursanız, yine aynı şekilde tekne sayısından bir fazla, yani startan tekne sayısından bir fazla puan alıyorsunuz. Did not compete, yani direkt yarışmadı. Demek yarışa gelmedi. Start almayacak falan. Bu tekne yarışa kayıt yaptıran tekne sayısından bir fazla puan alıyor. Bunun sebebi şu, yarışa kayıt yaptıran tekneler yarışa gelmemiş olabilir herhangi biri. Yani burada bu tekne de kayıt listesine göre start alan tekne sayısından bir fazla puan alsaydı, yani 10 tekne var diyelim, ikisi yarışa gelmedi, 8 kişi yarışıyor. Bu son iki takım, son iki tekne de 9 puan alacaktı. Ama şey de 9 puan almıştı zaten, yani yarışı bitiremeyen de, bu haksızlık olacaktı. Gelmeyen direkt 11 puan alıyor. Ve öyle devam ediyor yarışa. Diğer serinin diğer yarışlarına gelebilir. Şimdi şöyle atmalı ve atmasız serinin farkına bakalım. Burada atmasız bir seri var yukarıda. AAA teknesi bayağı iyi yarışmış, kazanmış. 15 puanla. BBB teknesi genelde 4. 3. 2. falan olmuş yarışlarında. Ama genelde 4. olmasına rağmen 2. olmuş işin sonunda. Çünkü 3. tekne 2. yarışında 24 puan almış. Bu DNC olabilir. Gerçi DNC'de DNC'ye yapmışlar bunu da. Bayağı çok kötü bir puan almış. Ama normalde bayağı iyiler. Bakınız, yani gördüğünüz üzere. 7. DDD teknesi de bayağı iyi ama iki yarışta yani bir tanesinde 35, bir tanesinde DNC almış. Bayağı çok kötü bitirmişler o yüzden. Şimdi burada iki atmalı bir seri olsaydı eğer BBB teknesinin dördüncü olduğu iki yarış atacaktı. Ve yani ne oluyor o zaman? Buradan direkt 28 puana düşmüş oluyor. Burada ilk tekneden de ikinci ve üçüncü olduğu bir şey atıyor. 10 puan geliyor. Ama burada CCC'ye baktığınız zaman 24 ve 5, yani 29 puan atılmış oluyor. Ondan bayağı puan atılmış oluyor. 23 puana gelecekler. DDD ise DNC ve 35 atıldığı zaman 22 puan yükseliyor. Yani DDD ikinci olacaktı. CCC üçüncü olacaktı. EBB ikinci de kaçıncı olacaktı. Yani böyle bir fark yaratabiliyor atmalı seriler. Bu kadardı tatlı yarış ekibimiz. Nezih, teşekkür ederim. Herkese iyi karantinalar, güzel sağlıklı zamanlar diliyorum.